Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT geometri soru bankası kitabında dönüşümler konusundaki noktanın simetriği iki testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde 2-3 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği noktalar yer değişiyordu yani 3'e 2 olur. Y eşittir x e göre simetri Noktalar yer değişir ve işaret değişir. B ve C noktalarının koordinatlarını bulunuz. Evet bulduk mu bulduk? 2'ye geldik. 3-4 e noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği nedir? Hocam bunun y eşittir x'e göre simetriği noktalar yer değiştiriyor. 4'ü e 3. Orijine uzaklığı nedir diye soruluyor. Nedir? İki nokta arasında uzaklık. X'ler farkı kare küçüğünde 4'ün karesi artı y'ler farkının karesi. Yani 3, 4, 5 üçgeninden de direkt 5'i bulabiliriz. Cevap 5 olur örnek de. Geldik örnek 3'e. 1'e 5 noktasının sırasıyla x eksenine göre simetriye. İlk önce x eksenine göre simetriğini alalım. 1'e eksi 5 olur. Y'si işaret olur. Y eşittir x'e göre simetriye de şu Y eşittir x'e göre simetriyi de bu. Evet, Y eşittir x'e göre simetriyi de ne olacak? Noktalar yer değiştirecek. Yani oluşan noktanın koordinatlarını bulunuz. Ha, sırasıyla ilk önce buna x eksenine göre simetriğini alacağım, sonra bu noktanın da sırasıyla dediği için bu noktanın da Y eşittir x eksi x'e göre simetriği. Noktalar yer değiştiriyor, aynı zamanda işaret değiştiriyor. O zaman ne olacak noktamız? 5 e eksi 1 noktası olacaktır. Yani 3. soru 5 e eksi 1 oldu. Geldik 4'e. Analitik düzlemde x ekseninde bulunan a noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği. Şimdi a noktası a noktasına şöyle a virgül sıfır diyelim mi diyelim. Bunun y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyordu. Sıfıra a olacaktı. Bu b noktasıymış. B noktasının da y eşittir x'e göre simetriğinde ne olacak? Noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. Eksi a'ya eksi sıfır olacak. Yani eksi a'ya sıfır noktası oldu. Bu da c noktası. ABC üçgenin alanı. Evet noktaları şöyle gösterelim arkadaşlar. A A'ya 0 değil mi? İşte burası A birim olacak. Sonra B 0'a A olacak. Y ekseninde 0'a A yani burası A olacak. C de eksi A'ya 0. Eksi A'ya 0 da yani burası. Eksi A noktası ya. Burası da A birim olacak. İşte bizden şu üçgenin alanı verilmiş. Taban 2A. Yükseklikte de A değil mi? Evet 2A çarpı A bölü 2 verilmiş. 16 olarak verilmiş. A kare 16 yaptı. A'yı buradan 4 bulduk. A 4. 4. 4. Bizden AC uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi A noktası neresiydi? A'ya 0'dı. Yani şurası A noktasıydı. Sonra C noktası neresiydi arkadaşım? C noktası da eksi A'ya 0'dı. İşte tam olarak burasıydı C noktası. AC uzunluğu o zaman kaç yapar? AC uzunluğu 8 birim yapar. Cevap 8 oldu. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Aşağıdaki tabloda yeriştir. X doğrusuna göre simetrik 8 noktanın koordinatları verilmiştir. Tamam. y x, -x doğrusuna göre simetri. 2'ye 5'inki var mı? Var. Sonra Y'e y x'e göre simetri. 0'a 4'ün o zaman 0'a 4'ünde var mı? Var. Noktaları yer değiştiriyordu. Noktaları yer değişenleri bulacağım. -1'e 2 iken 2 -1 var mı? Var. Bir tek bunlar yok. Noktalar bunu bunun da değiştirmiş as aslında. Aslında olması lazım. Noktaları yer değiştir. 6'ya m noktası olması lazım. Yani n-1 neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Buradan n'i 7 buluruz. M de neye eşit olacak? 4'e eşit olacak. M artı n isteniyor bizden. Yani 4 artı 7'den cevap 11 yapar. Örnek 5'e 11 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde a eksi 3'e 4 noktasının bu doğruya göre simetri. Aslında bu doğru ne demek? Y eşit eksi x doğrusu demek değil midir? Evet. Şimdi B noktası ne olacak? Bunun y eşit x'e göre simetriğini al. Noktalar yer değiştiriyor. Bir de işaret değiştiriyor. Eksi 4'e artı 3 yapacak o zaman. Bu ne demek? Y e eşittir x'e göre simetriyedir. Bu C noktası. Bunun da y e eşittir x'e göre simetriğinde noktaları yer değiştir. Bu noktamı yaptı. Evet. BC uzunluğu nedir diye soruluyor bize. X'ler farkı eksi -8. Eksi -8'in karesi artı <laughs> Pardon. Y'ler farkı da eksi -6 mı yapıyor? Evet, eksi -6'nın karesi yapıyor. 6 8 10 üçgeninden cevap 10 çıkar. 64 artı 36'dan 100 çıkıyor aslında. Kök 100 de 10'a eşit oluyor. Yani örnek 6'yı da 10 buluruz. Ve böylelikle bu testi de bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde Noktanın simetriği 3 testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.